Terörle mücadele, tahıl koridoru ve insani yardım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna liderleriyle peş peşe görüştü, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile görüşeceğini günler öncesinde duyurmuştu. Önce Putin'le telefonda görüşen Erdoğan, terör konusunda Soçi mutabakatının dikkate alınarak 30 kilometre derinlikte bir temizliğin öneminden bahsetti. Cumhurbaşkanı Putin'e tahıl koridorunun genişletilmesi için de çağrıda bulundu. Farklı ürünlerin dahil edilebilmesi için çalışmalara başlanabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında Ukrayna lideriyle de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin zorlu kış şartlarında Ukrayna'nın ihtiyacı olan insani yardımlar için planlama yaptığını açıkladı. Erdoğan ayrıca tüm dünyanın endişe ettiği Zaporijya nükleer santralinde çözüme yaklaşılması için de temennide bulundu. Günlük sığ siyasi tartışmaların aksine vizyon sahibi olmayı gerektiren Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çerçevesinde hayata geçirdiğimiz ulaştırma ve altyapı çalışmalarımızla 2053 vizyonumuzu ve Türkiye'nin 100 yılının altyapısını, kısacası Türkiye'nin gençlerimizin aydınlık geleceğini şimdiden hazırlamaktayız. 1915 Çanakkale Köprüsü vatan ve millet sevgisinden yoksun, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin mesajıdır. Ecdadımıza saygı, geleceğimize armağandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bizlerin milleti için yatırım yapmaya, hizmet getirmeye, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağımızın Türkiye'nin bölgesinin lider ülkesi olacağının en büyük göstergesidir. Değerli arkadaşlarım, Çanakkale Köprümüzün ayakları deniz seviyesinden 318 metre yüksekte. Bugünkü Seyit Onbaşı'nın top mermileriyle birlikte 334 metreye köprümüzün deniz seviyesi üzerindeki yüksekliğini çıkartıyoruz. Ama deniz seviyesinin altındaki kesonlarında bulunduğu derinlik ve alttaki kazık boylarını da hesaba kattığımızda toplamdaki yapısal yüksekliğimiz 418 metreye kadar ulaşmaktadır. Dünyanın en yüksek köprüsü, en geniş açıklıklı köprüsü ve yapımında tam 30 bin tane çalışma arkadaşımızın bulunduğu, bunun da %10'undan fazlasının mühendis olarak çalıştığı çok kıymetli bir eseri ülkemize, dünyaya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün de Seyit Onbaşı'nın top mermilerini, simgesel mermilerin montajını tamamladık. Onları bugün hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son veriyor. Sizlerle daha nice projelerde yeniden bir araya geleceğimizi canı gönülden inanıyor. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Çanakkale Köprümüz, Malkara Çanakkale Otoyolumuz tekrar bütün ülkemiz